Ömer Bey, zirvemize katıldığınız için, deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bugün burada olmak sizin için ne demek? Burada olmak öncelikle mutluluk verici. Proje yönetiminin ne anlama geldiğini biraz daha detaylı, biraz daha farklı taraflarından anladığım için daha da mutlu oldum açıkçası. Merak ettiren şeyler vardı yani. Proje yönetirken böyle şeyler de varmış. Ben bunu niye hiç aklıma getirmediğim dediğim şeyler duydum bugün onun için. Yeni şeyler, daha önceden duymadığınız şeyler duydunuz. Aynen öyle. Yani farkındalığı yarattılar. Onun için aynen daha çok keyifliydi. Bütün katılımcılarımız değeri çok ön plana çıkardılar. Sizin için değer ne demek? Yani değer, değerin bence bir tane tanımı yok. Değerin bence zamanı var. Hangi zamanda neyi elde ettiğiniz ya da ne yaptığınızı ya da sizin ne anlam yüklediğiniz bence değer. Bir X zamanında değer sizin için bir şey yaratmak olabilir. Bir zamanınızda değer sizin için bir şeyi kaybetmek olabilir. Ya da belli bir zamanda da değerin sizin için hiçbir önemi olmayabilir. Onun için zamanın getirdiğinde sizin ne hissettiğiniz bence değer. Döngüsü var diyorsunuz. Aynen. Başı var, ortası var, sonu var ve ona nasıl baktığınız değeri yaratıyor. Ve dönemi var. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Bizimle paylaşmak isteyebileceğiniz, sizin döngülerinize ilişkin bir hikayeniz var mı? Ben bir projenin başarılı olup olmadığını ya da daha iyi nasıl yapabilirim diye düşünürken açıkçası Mustafa Hocam'ı buldum. Mustafa Hocam'dan ben eğitim aldım. O eğitimde çok güzel notlar, çok güzel detayları yakaladım. Sonra proje yönetimini nasıl yapılır ya da proje yönetiminin gerçek anlamını dediğim gibi orada öğrendim. Onu da onu bir ders gibi görmedim açıkçası. Onu alıp kendi hayatıma, projenize uyguladınız. Evet. Ve anladığım kadarıyla sonuç da aldınız. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bilmediğiniz şeyi uygulayamazsınız. Bildiğiniz şeyi uygularsınız ve sonuçları da daha önceden bir ispat edilmiş olgularsa zaten sonuçları siz de görebiliyorsunuz. Biz de gördük. Onun için proje yönetimi de bir sürekli öğrenme. Bundan sonra ne öğrenebiliriz diye tekrar buraya geldim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Proje yöneticileri olarak biz hepimizden öğrenebildiğimiz, birbirimizden öğrenebildiğimizi düşünüyoruz. Ben de sizden çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.